kalacak mısın peki? Kenan, ben hiçbir yere kımıldayamam. Bu birkaç gün öyle yoğunum ki. Balayına çıkacağız diye her şeyi bu birkaç güne yamıştım. Asistanınla her şeyi bir saat içinde organize ettik. Balayına birkaç gün önceden çıkıyoruz. Viyana'dan önce 3 gün Paris'te serserilik yapacağız. Aferin, çabuk geldin. Nefes nefese kaldım. Girelim. Cemil ateşle oynuyor Sayıp Paşa. Nimet'le ilişkileri var. Rejime mi başladın? Yoksa açlık grevi mi yapıyorsun? Oh! Ne oluyor ya? Elini köre oluyor. Utanman, sıkılman yok mu senin? Evli bir kadınla ne işin var senin? Biz san para. Ne diyorsun baba? İnkar etme. Ahlaksız. Nimet'le Merasim Köşkü'nde olanları biliyorum. Merasim Köşkü'nde hanım misafir ağırlamaya başlamış. Düşünebiliyor musunuz? Güpegündüz, kimseden çekinmeden, utanmadan. E hadi onun ne mal olduğunu biliyoruz. Ben asıl her kimse o kadına şaşırıyorum. Gündüz vakti girip çıkıyormuş. Ne cesaret. Kimseden korkusu yok demek. Paşalar da Lamia mahkemesine gittiler. Mahkeme bugün müydü? Evet. Gereği düşünüldü. Seni çok özledim. Bana böyle şeyler söylemeyin artık. Geçmişte yaşananlar unutuldu. Unutuldu mu gerçekten? Ben unuttum, sildim her şeyi, bitti gitti. Yaptığınız çok yanlış. Artık siz evli bir adamsınız. Bunu sakın unutmayın. Evlendiğim için benden nefret ediyorsun. Ama nefret de bir duygu belirtisidir. Ben artık size hiçbir şey hissetmiyorum Kenan Bey. Değişmişsin. Artık ellerimde ömür boyu çıkmayacak kan lekeleri var. Artık yıldızlardan da uzak bir yerdeyim. Çok uzaklardayım. Benim vicdanım rahat. Haksızlık etmeyin bana. Kim kime haksızlık ediyor be? Kızım. Nerede durduğuna bak önce sen. Bastığın yerde yattı benim kocam kanlar içinde. Bastığın yerde öldü. Gülay. Senin vicdanın hiçbir zaman rahat olmayacak. Kenan Bey'e söyledin mi Macide? Söyledim, geliyor. Günaydın. Günaydın. İyi insan lafın üstüne gelirmiş deme. Bekliyorduk zaten. Günaydın Kenan. Otur oğlum. Gece coştun. Çalıştım biraz. Lamia nerede kaldı? Kahvaltıya gelmiyor mu? Gülay uyandırmaya gitti. Tamam. Bırakın uyusun. Gece keman sesinden o da uyuyamamıştır. Lamia yok, gitmiş galiba. Bunu da yatağının üstünde buldum. Ver bakayım şunu. Size veda etmeden gittiğim için bana kızmayın lütfen. Artık orada yaşayamayacağımı anladım. Evinize geldiğim günden beri hep sorun çıkardım. Bundan sonra kimseye rahatsızlık vermek istemiyorum. Benim için yaptıklarınızdan dolayı size minnettarım. Sakın bana borçlu olduğunuzu düşünmeyin. Bana bir borcunuz yok. Artık kendi başımın çaresine bakmak zorundayım. Başaracağıma inanıyorum. Siz de inanın. Ve beni merak etmeyin. Ellerinizden öpüyorum Lamia. Hiç kimsesi yok. Nereye gidebilir ki? Thank you.
Lamia. Canım benim, hoş geldin. İnanamıyorum geldiğine, inanamıyorum. Canım kardeşim. Kim geldi kızım? Lamia geldi baba. Lamia geldi. Hoş geldin Lamia. Hoş bulduk efendim. Buyur, gel içeri. Buyurun. Ver şunu, geç şöyle. Nasıl sevindirdin beni? Vallahi çok güzel sürpriz yaptın. Biz mektubunu beklerken kendi geldi baba. Haber vermeden geldim, kusura bakmayın. Aşk olsun, aramızda teklif mi var? Biz kardeşiz Lamia. Olsun. Yine de işiniz falan vardır. Böyle çat kapı... Biz çok memnun olduk. Siz de rahat olun lütfen. Çok özlemişim seni Lamia. Burnumda tütüyordun vallahi. Hep babamla kulaklarını çınlatıp duruyorduk. Değil mi baba? Sağ olun. Kalacaksın değil mi? Hemen gitmek yok. Lamia? Ben evden ayrılmak zorunda kaldım. Canım benim. Ne oldu? Niye ayrılmak zorunda kaldın? Kötü mü davrandılar? Sıkıştırma kızım. Lamia'nın belki anlatmak istemez. Rahatsızlık vermek istemem ama gidecek başka yerim yok. Bir iş bulana kadar burada kalmama izin verirseniz. Aa, söylediğin lafa bak. Ne demek izin verirseniz? Burası senin evin Lamia. Başımızın üstünde yeriniz var Lamia Hanım. İstediğiniz kadar kalabilirsiniz. Teşekkür ederim. Karnın aç mı? Sana bir şeyler hazırlayayım hemen. Sağ ol, gelirken yedim. O zaman kahve yapayım. Şöyle karşılıklı içeriz. Zahmet etmeseydin. Yap kızım yap. Ben de içerim. Ne demek görmedim? Sizin eve girip çıkandan haberiniz yok mu? Ne bileyim Sayıp Bey. Biz uyurken gitmiş herhalde. Uyuyun sizi, uyuyun. Başka bir işiniz yok zaten. Sizce nereye gitmiş olabilir? Sen bir şey biliyor musun Gülay? Görüştüğü, konuştuğu kimse var mıydı? Bilmiyorum. İyi tamam, hadi işinize. Nerede bu kız? Nereye gitti yine? Bu kadar telaş yapma. Bu ilk gidişi değil. Döner gelir. Bunun da rahatlığı öldürecek beni. Oğlum baksana. Başımın çaresine bakacağım. Başaracağım falan diyor. Kararlı yani. Öyle kendi ayağıyla döneceğe benziyor mu? Kimsesi yok. Arkadaşı yok. Nereye gider? Aa bir dakika. Mahkemeye bir kız gelmişti. Yanında bir adamla beraber. Hapishanede tanışmış. Adam babasıymış. Kız onun mahkemesine geldiğine göre bir yakınlık kurmuşlardır. Ona mı gitti dersin? Ya bilmiyorum. Belki de. Onu bulup sorabilsek. Ama nerede bulacağız? Adını bile bilmiyoruz. Hapishaneden çıkan bir kız. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Adam sana kendini tanıtmıştı. İsmini hatırlamıyor musun? Ben dün ne yediğimi hatırlamıyorum. Onu mu tutacağım aklımda? Ne? Eline sağlık. Afiyet olsun. Eviniz güzelmiş. Güle güle oturun. Sağ olun. Daha tam yerleşemedik aslında. Taşınalı az oldu. Benim olaydan sonra eski mahallemizde oturmak istemedim. Çevre değiştirmek ikimize de iyi gelecek diye düşündük. Gerçi burası babamın iş yerine biraz uzak ama. Küçük bir kırtasiye dükkanım var. Öyle mi? Evet. Hadi gel sana odanı göstereyim, yerleş. Hı, tamam. Ben de markete kadar gidip geleyim. Alacaklarını yazdım. Liste tamam. Burada. Ver. Hadi gel.
taşınırken içimden geçirmiştim valla. Lamia gelince burada kalır demiştim. Sana temiz çarşaf, yastık falan da veririm. Makbule, gerçekten rahatsız etmem değil mi? Deli. Belki baban yüzüme söyleyemez. Nereden çıktı bu dar? Bak, kızacağım ama. Bebek nasıl? İyi herhalde. Ne yapacaksın? Karar verdin mi? Vakit geçiyor Lamia. Doğurmak istemiyorum dediğin zaman iş işten geçmiş olabilir. İyice düşünüp bir karar vermen lazım. Biliyorum ama hala ne yapacağımı bilemiyorum. İsteyip istemediğimi bile. Sakın babana söyleme, olur mu? Söyler miyim? Aşk olsun. Çok utanırım. Yüzüne bakamam sonra. Hem benim hakkımda yanlış düşünebilir. Arkadaşlık etmemizi istemez falan. Merak etme. Hiç kimseye bir şey söylemem. Biz kardeşiz. Biz sırdaşız. Tamam mı? Güven bana. Hakkında hiçbir bilgimiz yok. Sadece Lamia'dan önce tahliye olduğunu biliyoruz, o kadar. Cezaevi müdürüyle konuşuyor. Kim dediniz? Makbule. Makbule Köksal. Nasıl ulaşabiliriz? Adres bilgileri var mı sizde? Anladım. Anladım. Teşekkür ederim. İyi günler. Aynı kızdan mı bahsediyoruz acaba? Müdür Lamia ile arkadaşlık eden bir o vardı diyor. Ondan önce de tahliye olmuş işte. Adresi vermedi mi? Kurallara aykırıymış. Böyle bir yetkim yok dedi. Senin de ağzın hiç laf yapmıyor ki. Sadece gıy gıy gıy. Israr etseydi belki verirdi. Kesin konuşuyor dayı. Ne yapayım? Ne yapacağız biz şimdi? Ne yapacağız? Of! Of! İçim şişti. Ben çıkıyorum. Hava alacağım biraz. Hava alacakmış. Sorduk sanki. Bırak şunu. Biz Lamia'yı nasıl bulacağız onu düşünelim. İstersen gazetelere kayıp ilan verelim ha? Sen hiç ciddi olamaz mısın? Bu kızın bizden uzak olmaması lazım. Kontrolümüz altında olması lazım. Birine söylediği anda yanarız. Biz verdiğimiz sözü tuttuk. Çok yatmadı işte içeride, çıktı. Niye söylesin ki? Belli mi olur? Laf arasında ağzından kaçırsa bile yeter. Biri aklına girer, gözünü açar. Bizi kullanmaya kalkar. Başlar para istemeye. Verirsin doymaz. Yok artık. Ardı arkası kesilmez. Tehdit eder. Şantaj yapar. Lamia öyle biri değil baba. Sen de biliyorsun. Saf saf konuşma. İnsanoğlu çiğ süt emmiştir oğlum. Hiç belli olmaz. Hadi o yapmaz diyelim. Aklı veren yapar. Bu kızın konuşmaması için gözümüzün önünde durması lazım. Onu bir an önce bulup buraya getirmekten başka bir çare yok. Yok. Kim o? Benim, aç. Buyur. Hoş bulduk. Hoş geldin. Ya bırak kendine iş icat etmeyi de otur şuraya. Söyle bakayım, derdin ne senin? Allah'a şükür kendimle ilgili hiçbir derdim yok. Zorun benimle. Neydi o dün geceki konuşmalar? Sayı paşaları benden sormalar. Yok her gün yoklamaya gidiyor demeler falan. Gitmiyor musun? Giderim gitmem, kimseyi ilgilendirmez. O zaman ne diye gelip hesap soruyorsun? Cemil'le neler yaptığını biliyorum. Aa, ne yapıyormuşum? İnkar etme. Seni merasim köşküne girerken gördüm. Takip ettin değil mi? Hiç utanman yok. Ayıp be, evli barklı kadınsın. Kendimi müdafaa edecek değilim. Suçsa suç, kabahatse kabahat. Ne yapayım?
Seviyorum Cemil'i. Veysel Bey'in kulağına giderse ne olur hiç düşünmüyor musun? Hele bir söyle. Mahvederim seni. Bu böyle gizli mi kalacak sanıyorsun? Biri gelip görecek, konuşacak. Ondan benden bileceksin. Ne yaptım kimseyi ilgilendirmez, tamam mı? Ne seni ne de başkasını. Ama orada burada konuştuğunu duyarsam, hakkımda tek kelime edersen seni pişman ederim, anladın mı? Pişman ederim. Hadi oradan. Kork benden, tamam mı? Bundan sonra kork benden. Terbiyesiz. İyi misiniz? Bir şey oldu mu? Bir şeyiniz var mı? İyiyim. Yok bir şey. Nasıl gelmekti o öyle? Atların sesini duydum. Yavaşlamak için frene bastım ama çam iğnelerinden tekerlek kaydı. Aklım başımdan gitti. Dikkat etsene be çocuk. Evet ya, dikkat etsene biraz. Ne ton bulmuşum değil mi? Kaç yaşındasın burada? 2,5-3 falan. Annen mi? Evet. Çok güzelmiş. Sen nasıl şu resmine bak. Ay evet, burada daha güzel. Baban da gençken yakışıklıymış. Hala yakışıklı benim babam. Ne yapacaksınız? Böyle akşama kadar albümlere mi bakacaksınız? Hadi. Çıkalım da sizi gezdireyim. Dükkana gitmeyecek misin? Konuştum. Çocuk idare edecek. Tamam. Ay sormadım. Çıkmak istersin değil mi? İsterim de sırf benim için çıkacaksınız, zahmet olmasın. Bize de değişiklik olur. Yalnız nereye gideceğimizi siz söyleyin. İstanbul'da hiçbir yer bilmiyorum ki. Nereye diyeyim şimdi? Boğaz'a gidelim mi? Hem yürür hava alırız, hem de bir yerlerde oturur keyif yaparız. Siz bilirsiniz. E hadi o zaman hazırlanalım. Hadi Lamia. ...12,8 tansiyonunuz normal. Allah Allah. Başım öyle dönünce düştü zannettim. Sık sık oluyor mu böyle? Yok, hayır. Neyse, çok yoğun çalışıyorum. Yorgunluktan herhalde. Siz yine de ihmal etmeyin. Detaylı bir tetkik yaptırın. Tamam. Müsaadenizi rica edeyim. Muhasebeden bir arkadaş devirde dinleniyor. Onu kontrol etmem lazım. Teşekkür ederim. İyi günler. Alo, sunum dosyaları hazır mı? Tamam, masama bırakırsınız. Ben biraz çıkıyorum. Toplantıya kadar gelirim.
teşekkür ederim. Efendim? Selam, nasılsın? İyiyim canım, sen? Ben de iyiyim, çalışıyorum. Nasıl gidiyor? Fena değil. Cavidan, senden bir şey rica edebilir miyim? Gidebilir miyiz? Tabii efendim. Evet, söyle canım. Lamia evi terk etti. Ona ulaşabilmemiz için cezaevi müdüründen bir adres almamız lazım. Senin çevren geniş. Araya birilerini koyup yardımcı olabilir misin? Anlaşıldı Kenan, tamam. Efendim? Yok bir şey. Benim hatırımı sormak için aradığını sanmıştım da. Cavidan, lütfen sitem etme. Gerçekten çok önemli bu. Dayım çok merak ediyor. Cezaevinde tanıştığı bir arkadaşına gittiğini düşünüyoruz. Adı Makbule Köksal. Adresi lazım. Gerçekten dayın çok mu merak ediyor? Evet. Bulabilirsen çok sevinecek, lütfen. Kenan, bulabilir miyim bilmiyorum ama ilgileneceğim. Teşekkür ederim Cavidan. Bir şey değil. Kusura bakma, şimdi kapatmak zorundayım. Görüşürüz. Eczanede duralım, olur mu? Tabii efendim. Ne lazım alayım? Teşekkür ederim, ben alırım. Hayırlı işler. Güle güle. Buyurun hanımefendi. Merhaba. Ben bir gebelik testi rica ediyorum. Tabii efendim. Ne büyük şehir. Dünyada bir işi yok. İlk defa gelmiyorsunuz herhalde. Yok. Çok geldim ama alışveriş için falan. Hep kısıtlı vakitlerde bir an önce işimizi görüp vapura koşturduk. Hiç gezmek için gelmedim. Ben sana her yeri gezdiririm. İstiklal'e gideriz. Sonra Bağdat Caddesi'ne, Etiler Alışveriş Merkezlerine, Ortaköy'e, Emirgan'a, her yere. Anlaşıldı. Anahtarı hiç unutmamam lazım. Siz evde durmayacağı benziyorsunuz. Kapıda kalmayayım bari. İçerideyken en çok Boğaz'ı özlerdim. Sahilde durup ağır ağır geçip giden gemileri seyretmeyi. Tahliye olduğu gün de geldik buraya. Saatlerce denizi seyrettim. Ama o gün hiç keyif almadım. Sen hala oradasın diye şurama bir yumruk oturmuştu. Şimdi öyle mutluyum ki. Özgürüm, Boğaz'dayım, sen yanımdasın, babam yanımda. Çok mutluyum. Ben de. Hayatım boyunca hiç olmadığım kadar özgürüm. İlk defa bu kadar güvende hissediyorum kendimi. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Lamia, lütfen. Bir daha duymayacağım bunu, tamam mı? Tamam. Şarap içmeyeceğim. Taze meyve suyu getirir misiniz lütfen? Tabii. Bir de kaptana söyleyin yatı hazırlasın. Yemekten sonra adaya gideceğim. Peki efendim. Bırak Allah aşkına o adamı. Bir işe yaradığı yok. Alt tarafı bir adres bulmasını istedik. Bin dereden su getiriyor. Afiyet olsun. Sağ ol. Yaparsan sen yaparsın bu işi Erol. Hadi göreyim seni. Bekliyorum. Hadi. Bu da beceremez ama neyse.
Artık tanıdık tanımadık herkesi seferber etmek lazım. Başka çare yok. Hı hı. Bizim avukat o kızın avukatına ulaşmaya çalışıyor. Yurt dışındaymış. Telefonunu açmıyormuş. Cavid Han'a da söyledim ben. O da araştırıyor. Bakalım belki bulur. Ha. Ne? Cavid Han'dan Lamia'yı bulmasını mı istedin? Evet. Hı. Ne oldu ki? Bunu ondan isteyebilmene çok şaşırdım. Yani senin Lamia ile bu kadar yakından ilgilenmeni yanlış anlar diye korkmuyor musun? Ortada yanlış anlaşılacak bir durum olmadığına göre çekinmem için de bir sebep yok. Doğru ya. Zaten Prenses Cavid Han da böyle şeyleri problem yapacak biri değil. Aynen. Bırakın zevzekliği. Hadi yemeğinizi yiyin. Yiyoruz işte. Sabahtan beri aramadığı kimse kalmadı. Ne kıymetliymiş bu Lamia. O da çok ayıp etti. Paşanın bunca ininden sonra böyle çekip gider mi insan? Oh oldu paşaya, oh oldu. Aldı o cadıyı sofrasına oturttu. Gözümüzün içine baka baka tepesine çıkarttı. Şimdi de gördü gününü. Benim anlamadığım niye bu kadar üstüne düşüyor? Gittiyse gitti yahu. Ne koşuyorsun peşinden? Vallahi ben de anlamadım. Onunla bunların bir derdi var ama. Paşanın başkası için kılını kıpırdattığı nerede görülmüş? Ya? Bir menfaati var bunların kesin. Ben de çekti gitti artık. O katilin yüzünü bir daha görmeyeceğim diye seviniyordum. Ama onu bulup da getirirlerse yine ben gideceğim anne. Deli deli konuşma. Nereye gidiyorsun? Biz buraya mecburuz kızım. Mahkumuz. Dua et de bulamasınlar, gelmesin geri. Kahve vereyim, hemen yardıma geliyorum. Gelme, otur. Yorma kendini. Bitti zaten. Ben de geliyorum şimdi. Tamam. Buyurun. Hı? Kahveniz. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Siz içmiyor musunuz? Yok. Okumayı sever misiniz? Severim de okumaya pek vaktim olmazdı. Gazetelere bile zor bakardım. İstediğiniz zaman kitaplığımdan alıp okuyabilirsiniz. Alırım. Bir daha kalkmayayım diye meyveleri de şimdiden getirdim. Hay Allah, bıçakları getirmemişim. Ben getiririm, sen otur. İnan abartmıyorum baba. Lamia'yı gerçekten çok sevdim. Kardeşim yerine koydum onu. Hı hı. Bak ben peçeteyi de unutmuşum. Bırak bırak, ben soyarım. Televizyonu açalım mı? Yok, iyi böyle. Bizim koğuştakiler ne yapıyorlardır şimdi? Ne yapacaklar? Ya kavga ediyorlardır ya göbek atıyorlardır. Alemsin Lamia. Önce o günleri hiç yaşanmamış gibi silip atacağım diyordum. Unutmak mümkün değil zaten ama bir şey daha fark ettim. Orada hayata dair çok şey öğrenmişim. En azından özgürlüğünün kıymetini anlıyor insan. Sabretmeyi öğreniyor. O da bir tecrübe oldu işte. Hı hı. Acı tecrübeler bile ilerisi için bir kazanç değil mi? Öyle. Yarın gazeteden iş ilanlarına bakayım. Bir an önce çalışmaya başlamam lazım. Nasıl bir iş düşünüyorsun? Bilmem. Bir mesleğim yok ki, bakacağım artık. Düşün mesela, elinden en iyi hangi iş gelir? Çocuk bakmak. Amcamın kızını ben büyüttüm. Eline sağlık. Afiyet olsun.
Bunlarda da bir surat bir surat. Çekilmiyorlar artık. Kolay değil dayı. Bir kayıp verdiler. Gülay kocasını bu evde kaybetti. Onun nasıl biri olduğunu çok acı bir şekilde öğrendi. Benim gibi değil mi? Farklı görünüyor ama benzer bir durum. Ben de karımın nasıl biri olduğunu ölürken anladım. Ona saygısızlık etme. Haksızlık etme Cemil. Bana haksızlık edilmedi mi senelerce? Seninle bu tartışmaya girmeyeceğim. İyi olur. Bu dava beni de çok rahatsız ediyor. Bir insanın kendini acımaktan başka işinin olmaması ne kötü. İyi geceler. Ya gitme otur. Lamia da yok. Merasim köşkünde canın sıkılır şimdi. Cemil. Hı. Ne diyorsun sen be? Ne? Kenan. Cemil. Kendinize gelin. Kenan da burada mı? Evet efendim, buyur. Camiden geldi. İyi akşamlar. Oo, prenses hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Merhaba. Canım. Canım. Merhaba. Bir şey mi oldu? Yo. Yani sürpriz oldu yine, şaşırdık. Sen geleceğini biliyor muydun Kenan? Hayır. Niye söylemedin? Karşılardım seni. O zaman sürpriz olmazdı ki. Tabii ya, değil mi? Buyurun oturun lütfen. Lütfen. Size ne ikram ederim? Teşekkür ederim, bir şey istemiyorum. Aa. Unutmadan ben şunu vereyim size. Ne o? Lamia'nın arkadaşının adresi. Aa. Buldun demek. Yaşa Cavidan. Ne diyeyim? Siz harikasınız. Teşekkür ederim. Vallahi çok makbule geçti. Kızın adı Makbule diye espri niyetine söylemedin değil mi? Herhalde. Böyle esprileri ilkokul çocukları yapıyor. Güzel. Çok güzel. Canım sen kalkmıştın galiba. Evet. Gidiyordum. E hadi o zaman gidelim. Aa. Ateş almaya mı geldiniz? Oturun canım. Yok yok. Biz gidelim. Gidersiniz. Aceleniz ne? Israr etme baba. Zaten birbirlerini gördükleri yok. Bırak baş başa kalsınlar. Çok düşüncelisin. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Güle güle. Sabah kahvaltıya bekliyoruz. Geliriz. Bekliyoruz ha. Ne? Bana bak. Bir daha Kenan'la okulunlara girdiğini duymayayım. Hele benim yanımda açma bir daha. Allah'ın kericisiyle yüz gözetme beni. Ne gülüyorsun? Bu kadın sürprizleri ne çok seviyor değil mi? Bırak canım, o da şımarığın biri. Hep o Kenan'a sürpriz yapıyor. Bir kere de Kenan yapsa ne güzel olur. Oho. Ben ne diyorum? Tamburam ne çalıyor? Ben yatıyorum, iyi geceler. Sana da. Adresi alınca dayım rahatladı. Sağ ol Cavidan. Kenan, ben böyle habersiz geliyorum falan ya. Bozulmuyorsun değil mi? Ne bileyim. Ararsan sesinden kendimi ele verirdim. Zaten telefonda söyleyecek bir şey değil. Sabaha da bekleyemedim. Haberi duyunca yüzünü görmek istedim. Cavidan lütfen. Yani adresi dayım istedi. Ben haberden onu kastetmemiştim zaten. Sabahtan beri aramadığı yer kalmamıştı. Ümidi kesmişti artık. Sen kimleri soktun araya? Nasıl aldın adresi? Sekreterim halletti Kenan. Gel.